Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım bu videomuzda gümüş ons ve gümüş gramı inceleyeceğiz. Gümüş ons ve gümüş gram da bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu teknik olarak grafik üzerinde göstermeye çalışacağım. Şimdi tahminimiz gümüş gramın ve gümüş onsun yukarı yönde hareketlerine devam etmesi yönünde. Fakat bu tahminlerimizin yukarı yönlü gerçekleşebilmesi için arkadaşlar grafik üzerinde bazı destek ve dirençler var. Bunların yukarı yönlü kırılabilmesi şart. Gümüş onsa baktığımız zaman gümüş onsta bizler için ilk etapta arkadaşlar 25.90 şuradaki 25.90 destek seviyemiz ve bu destek seviyesi üzerinde durmamız gümüş onsun tekrardan yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesi niteliğini taşımakta. 25.90 altına gümüş ons inmediği müddetçe bizim ilk etapta 25.90 28.35 buradaki bant aralığı takibimizde olması gereken önemli bir bant aralığı olarak gözükmekte arkadaşlar. Gümüş ons da gene söylediğim gibi bant aralıklarımız, takip etmemiz gereken bant aralıklarımız hemen şu şekilde size göstereceğim arkadaşlar. 25.90 bir bant aralığımız 25.90 28.35 şurası ilk bant aralığımız. Burası önemli desteğimiz 25.90. Bu destek kırılmadıkça yukarı yönlü hareketleri bekleyebiliriz. Yukarıda 28.35 ve 29.86'da ikinci takip etmemiz gereken bant aralığımız arkadaşlar. Gümüş onsta bu bant aralıklarını takipte kalacağız. Yukarı kırılımlar ve gümüş onsun daha üst seviyelere atlayabilmesi için de 29.86 seviyesi üzerinde kapanışlar yapması şart. Bu kapanışları görürsek de arkadaşlar gümüş onsta daha yukarı 35-36 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketler beklememiz o zaman olasılık dahiline girecektir. Şimdilik kısada ilk etapta bu verdiğim seviyeler takibinizde olsun. 25.90 önemli desteğimiz, bunu unutmuyoruz. Hemen gümüş grama da bakalım. Gümüş gramda bizler için alt destek yerimiz neresi? Evet, bunu da gene gümüş ons grafiği üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Beni dikkatlice dinleyin. Gümüş gramda 6.41 bizim alt desteğimiz arkadaşlar. 6.41 bu destek üzerinde kaldıkça 6.41 6.48 burası bir bant aralığımız. İkinci bant aralığımız 6.48 6.61 seviyesindeki bant aralığımız. Burası da ikinci bant aralığımız. Artık destek ve dirençleri, kırılımları öğrendiniz. Aşağı yönlü düşüşlerde destekler takibinizde, yukarı yönlü çıkışlarda ise direnç seviyeleri takibinizde olacak. Gümüş gramın tekrardan arkadaşlar yükseliş kanalına girebilmesi için de 6.61 kanalı şart. 6.61 üzerinde kapanışlar gelmesi şart. 6.61 üzerinde kapanışlar gördüğümüz zaman da 6.61 6.82 kanal aralığı gümüş gramda o zaman takibimize girecek önemli bir kanal. Ve bu kanalın hedefi de 6.95 hedefli çalışmaya başlar. Gümüş gramda da gene 7'ler, 7.14'ler ve 7.34'lü seviyeler hedefimizde, ana hedefimizde uzak vadede, uzun vadede. O yüzden 6.95 hedefi bizim için önemli ve bu 6.95 üzerinde kapanışlar görmemiz bizi 7.14 ve 7.34'lü seviyelere doğru götürebilir. Fakat ilk etapta kısada özellikle 6.41 desteği takibimizde olacak. Bu kanal 6.48 kanalı. 6.48 kanalını yukarı doğru kırıp kapanışlarda başlarsa bu sefer 6.61 kanalı bizim için önemli olacak. Bunları kısa vadede takipte kalacağız arkadaşlar. Sizler de bu verdiğim kanal aralıklarını takipte kaldığınız sürece sıkıntı yaşamazsınız. Hem aşağı ve yukarı yönlü düşüşleri ve yükselişleri yakalayabilirsiniz. Şimdilik gümüş ons ve gümüş gramda benim söylemek istediklerim bundan ibaret.
Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma bir beğeni atarsanız beni memnun edersiniz. Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar da kanalıma abone olmayı bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.